Bir önceki madde gider bütçesiyle ilgiliydi. Bütçe gelirinin yaklaşık 236.9 milyar TL demişiz. 254.3 milyar TL olmuş. Bütçe giderine yaklaşık 286.9 milyar TL demişiz. 294.4 milyar TL olmuş. Bütçe dengesi 50 milyar TL açık verecek demişiz. Hükümet başarı göstermiş. Açık 50 milyar TL değil, 40 milyar TL olmuş. Şimdi vergi gelirlerine 212.6 milyar TL olacak demişiz. 210.6 milyar TL olmuş. Gerçekten bunların hedeflere yakın çıkması, bir işte başarılı olunduğunun göstergesi midir? Yalın baktığınız zaman hiçbir problem yok, göstergesidir. Ama bu hükümetin özellikle bütçe ve vergi konularında, harcama konularında samimi olmadığını çok açık ve net bir şekilde ifade edebilirim. Daha bütçe kanunu tasarısı burada görüşülmekteyken hesabı kitabı yapılmış, önümüzdeki sene bunu uygulayacağız diye hükümet bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve komisyonlara getirmiş iken, bir taraftan da onları delmek için başka kanun tasarılarını, yani bu tasarıyı delmek için başka kanun tasarılarını komisyonlarda görüşülmek üzere ve bu kanun tasarısı, bütçe kanun tasarısı uygulamaya girmeden diğerlerini alelacele çıkarma gayreti içinde olduğunuz çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Şunu söyleyebilirsiniz. Ya biz bir iş yapıyorduk, atladığımız birçok problem oldu. Onları düzeltme amacıyla farkına vardık yanlışımızın, bunu çıkarıyoruz diyebilirsiniz. Bu makul karşılanabilir. Muhalefet de ne yapar? Buna katkı sağlar. Ama gerçekten siz çıkardığınız her tasarıda daha çıkmadan yenisini getirmeye çalışırsanız, bunda yaptığınız yanlışları düzeltmek için hadise nereye geliyor? Sizin beceriksizliğinize, acizliğinize kadar geliyor. Bütçede samimi değilsiniz. Allah rahmet eylesin, benim fakültede hocam Profesör Doktor Nezihe Sönmez hanımefendi bütçe dersini anlatırken, o kargaşada, o çok kargaşa olan yıllarda bile bütçede bize bir şey öğretti. Bütçenin samimilik ilkesini. Bundan sonraki maddede de ben konuşacağım grubum adına. O nedenle oraya o zaman geleceğim. Siz hedefler yakın birbirine düştü diye gerçekleşmeyle, diğer hedefleri unutarak, onları görmezden gelerek bu işi hallettik sanamazsınız. Onun mukayesesini orada yapacağım. İlk olarak ne diyorsunuz? Bütçe geliyor meclise. Daha sunulur sunulmaz, biraz önce ifade ettiğim gibi, tasarılar sağından solundan ne yapmaya başlıyor? Delinmeye başlıyor. Şimdi kanun hükmünde kararnamelerde yaptığınız düzenlemelerin aksaklıklarını gidermek için yeni tasarılar getiriyorsunuz. Asıl kıyamet Ocak ayının 15'inde mali uygulamalar başladığında, özellikle özlük haklarına ilişkin uygulamalar başladığında kimlere ne haksızlık yaptığınızı o zaman göreceksiniz. Aslında bir sefere mahsus imkan olsaydı da o kanun hükmündeki kararnamelerin arkasına bir şey ilave edip de uygulamayı önceden yapıp deyip bütün saymanlıklara gönderseydiniz de şu curcunada neler çıkacak, yılbaşından önce bir, hani bir prova yapmış olurduk, görürdük ne olacağını. Gelelim bu gelir hadisesi. Gelirde neyi düzelttiniz Allah'ını severseniz? Geldiğinizde dolaylı vergilerin oranı neyse toplam vergi gelirlerin içinde, şimdi de benzer oranlar var. Daha da kötüye gidiyor.
Hatta sıkıştığınız zaman dolaylı vergilere ilişkin ne yapıyorsunuz Sayın Bakanım? Güncelleme yapıyorsunuz. Zam falan yok orada. Arttırmıyorsunuz. Çünkü dolaylı vergilere doğru. Daha bütçe tasarısı buraya geldiğinde daha o olmadan önümüzdeki senenin ayrı onun bütçe tasarısına bir koyma şeklinde olsa da oraya konusu oradan çıksa ama maalesef öyle çıkarıyorsunuz. Dolaylı vergiler gerçekten o konularda nesiniz? Gerçekten beceriklisiniz. Onu hallediyorsunuz. Özelleştirmeden aldığınız kaynaklar gerçekten çarçur edildi. Yerel yönetimlere aktardığınız kaynaklar da burada konuşuyoruz. Çarçur edildi. Şimdi sizin konuşmanızda ne yazıyor? Vergi yönetiminde idari kapasitenin artırılması bir önemli. İkincisi vergi mevzuatında iyileşme. Vergi mevzuatında iyileşmeye falan gerek yok. Siz getiriyorsunuz torba tasarıları, vatandaşın önüne koyuyorsunuz. 20 madde gelen 40 oluyor, 40 sonra 80 oluyor, 80 de olmuyor. 250 maddeye kadar çıkıyor. Sonra vatandaş da bizimle de helallaşmak istiyor komisyon başkanları. Ama ne oluyor orada? Yeni vergi mevzuatına falan gerek kalmıyor. Siz zaten komisyona getirdiğiniz torba tasarının içinde o problemi çözüyorsunuz. Çözmeye çalışıyorsunuz. O problem çözme falan değil. Pislikleri toplama, bir yere süpürme, bir yere düzeltmeye çalışıyorsunuz. Birikmiş problemleri belki ne yapmaya çalışıyorsunuz? Düzeltmeye çalışıyorsunuz. Vergi yükünün sanıldığı gibi yüksek olmadığını söylüyorsunuz. Vergi yükünün vallahi yüksek olmadığını beni kaç gündür Çivril-Çitak'tan Osman arıyor. Benim diyor çekimi ödeyemedim. Çek kestim ödeyemiyorum. Ama öbür taraftan da diyor şeyim var, malım var, ayçiçek duruyor, satamıyorum. Ben cezaevine gireceğim. Ciddi söylüyorum, her gün arıyor. Bu insanlara bir çare bulun Sayın Bakanım. Burası hükümet çağıramıyor sesi. Bakın siz 5018 sayılı kanunla ilgili esasında bu giderlerin yapılmasıyla ilgili falan konuşacaktım. Vakit kalmadı. Burada da bakın makro çerçeve orta vadeli mali plan programı, mali çerçeve orta vadeli mali plan tarafından oluşturuluyor. Mali çerçeveyi belirleyen orta vadeli program, kalkınma planları ve uzun vadeli stratejiyle uyumlu olan hükümet politikalarının hem merkezi hem de sektör düzeyinde açıklanması. Merkez makro çerçeveyi belirleyen mali plan ise hükümetin maliye politikası ya da mali strateji beyanı oluyor. Şimdi işin temeli bunlar. Kalkınma planı, orta vadeli program, mali disiplin, arkasından onun uygulamaları, bütçe çağrısı, arkasından ne geliyor? Yatırım genelgesi. Ya bunlar Ekim'in daha önce de söyledik. 13'ünde çıktı. Allah'tan korkmak lazım. Hangi kurum buna hazırlıklı geldi? Siz de hazırlıklı gelmediniz. Ya da daha önceden görüşüyordunuz, kamuoyundan saklıyorsunuz. Gerçekten kötü. Siz de söylüyorsunuz. Ekonomide ulusal tasarruf oranı düşük diyorsunuz. AKP geleliden beri daha kötü oldu. İyileştiğini söyleyemezsiniz ki. Hele özel sektörünki rezil kepaze oldu. Tasarruf alanı falan kalmadı. Vakit olsa da keşke şurada o rakamları bir söylesem. 12'ye kadar düştü özel milli gelirin. O 112'sine kadar düştü özel tasarruf oranları. Bu insanlar açık veriyor. Siz kamu gelirlerini artıracağım diye özel tüketimi de şey yapmadan özel kesim tüketimi de artıyor. Onların harcanabilir geliri azalıyor. Dolayısıyla sıkıntı ortaya çıkıyor Sayın Bakanım. Bunların düzenlenmesi lazım. Enerjide dışa bağımlılığın düzeldiği yok sizin söylediğiniz. Katma değerde nispeten diyorsunuz alt sıralardayız. Nispeten falan değil. Alt sıralarda işte 2012 yılında sanayinin durumu kaçıncı sayfa? Bu sene de yazmışsınız 164. sayfa. Ne hale geldiğini sizler kendiniz yazıyorsunuz. Gerçekten bu durum iyiye doğru gitmiyor. Bütçenin durumu iyi gözükmesine rağmen onu diğer konuşmamda ifade edeceğim. Teşekkür ederim Sayın Ayhan. Adalet ve Kalkınma Vekili Sayın Şaban Dişli. Sayın Dişli yok mu? Buyurun Sayın Dişli. Buyurun.
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti hükümetleri ilk dönemden itibaren adaletli, sosyal içerikli, dengeli, gerçekçi bütçeler yapıyor. Ve her bütçe dönemi sonunda ekonomik istikrar daha da ileri noktalara taşınıyor. Ekonomideki başarının tabii ki ilk koşulu siyasi istikrar. Bunun üzerine çok fazla durmaya gerek yok. Mali disiplin ve bunu sağlayacak güven ortamının oluşturulması da hem ulusal hem de global zeminde başarının ve gelişmenin sürdürülebilirliğini getiriyor. Hepimizin yakından takip ettiği gibi ekonomik belirsizlik Avrupa ve Amerika'da ciddi bir şekilde kendisini hissettirirken biz net bir şekilde önümüzü görmeye ve belirsizlikleri ortadan kaldıracak güven vermeye devam ediyoruz. Avrupa'da sorun sadece Yunanistan, İspanya ya da İtalya değil. Geçin küçük Avrupa ekonomilerini, daha iki gün önce Fransa'nın notunu düşürdüler. Fransız bankalarına, İngiliz bankaları artık kredi vermiyorlar ve son bir haftada 21 milyar poundu Fransa'daki bankalardan İngiliz bankaları çektiler. Fransa, İngiltere arasında zaten eskiden bu yana tarımdaki desteklerden kaynaklanan çekişme var. Büyük bir Alman bankası, Alman hükümetine müracaat edip finansal yardım istiyor. İstediği para 400 milyar euro. Avrupa Finansal Stabilite Fonu'nun 600 milyar euro olduğunu düşünürseniz, bu bankanın, bu Alman bankasının istediği paranın önemine bakın. Nasıl istemesin ki? Alman bankalarının sadece Yunanistan'dan alacağı önümüzdeki bir yıl içerisinde 47 milyar euro. Fransız bankalarının Yunanistan'dan alacağı 40 milyar euro. Bırakın İtalya'yı, bırakın İspanya'yı ve oradaki durumu. Siz de takdir edersiniz ki böyle bir ortamda güveni devam ettirmek, büyük batı ekonomilerinin dahi başaramadığı siyasi ve ekonomik cesaretini de beraberine getiriyor. Global ekonomideki belirsizlik ortamının yaşandığı böyle bir dönemde gerçekten hazırlanan 2012 bütçesi çok önemlidir. Hazırlayanları, emeğe geçenlerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2012 öncesi Türkiye'de borç, faiz, döviz kısır döngüsü varken o dönemlerde piyasadaki oyuncular günde 3 defa, 4 defa karar değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Acaba bu sabah döviz mi alsam, yoksa evimi satıp faize mi yatırsam, yoksa Türk lirasında mı kalsam diye. 15 milyon dolarlık bir petrol akreditifi ödeneceği zaman o gün kurlar allak bullak oluyordu. Bugün geldiğimiz noktada fotoğrafta çerçevesi de tamamen değişti. Şimdi o yukarıdaki çerçevenin içinde Türkiye yok. IMF ile geldiğimiz noktayı hepimiz biliyoruz. 2002 öncesi biz IMF önünde sıra beklerken şimdi Avrupa devletleri kuyrukta. Tüm Avrupa ve Amerika yarınını nasıl atlatacağını düşünürken Türkiye 2023'leri planlıyor. 2023 vizyonuna sadece Türk yatırımcısı değil, global yatırımcılar da katılıyor. AK Parti hükümetleri hayatın her alanında insanımızın daha kaliteli yaşamını sağlamak amacıyla ilk günden itibaren plan yapıp bu planları uygulamaya koydu. Eğitimde, sağlıkta burada çok fazla konuşuldu, ulaşımda. Bir örnek vereyim, Türk Hava Yolları. Yıllık 50 milyon dolar zarar yapan bir Türk Hava Yolları'ndan geçtiğimiz yıl sadece tanıtım harcaması 100 milyon dolar olan bir Türk Hava Yolları'na. 30 tane kiraladığı DC-28 uçağı full uçsa her seferde 30 bin dolar zarar eden Türk Hava Yolları'ndan bugün geldiğimiz Türk Hava Yolları'na. Daha önce Türk Hava Yolları'nın kısaltması THY'yi yabancılar they hate you derlerdi. Sizden nefret ediyorlar. Ya da they hold you. Çünkü ne kadar rötar yapacağı, ne zaman kalkacağı belli olmayan bir Türk Hava Yolları'ndan bugün Türk Hava Yolları Avrupa'nın en başarılı hava yolu seçiliyor. Birçok gelişmiş ülkenin aksine ülkemiz ekonomik gelişini hız kestirmeden devam ediyor.
Bu başarının temelinde de sağlam bütçe politikası ve mali disiplin yapmaktadır. Ta ilk AK Parti hükümetinden bugünkü hükümete kadar mali disiplinden hiçbir şekilde taviz verilmiyor. Son günlerde dünya ekonomileriyle ülkemiz arasında ekonomisini ayrıştıran en büyük etmenlerden birisi de işte bu mali disiplin. 2002 yılından beri mali disiplinden taviz vermiyor. Merkez Bankası enflasyon hedeflemesinin yanı sıra finansal istikrarı da gözetiyor. Ekonomi yönetimimiz Sayın Babacan başkanlığında global ölçekte oluşabilecek tüm riskleri düşünüyor, stres testleri yapıyor ve gerekli kararları zamanında alıyorlar. İzlenen makroekonomik politikalar bu disiplin içinde devam ediyor. Bu da ülkemizin krizlere karşını işini daha da kolaylaştırıyor. Türkiye artık ekonomik programlarını IMF komiserlerinin koçluğunda yapmıyor. Kendi hazine müdürlüğümüz, merkez bankamız, ekonomi yönetimimiz yapıyor. Sağlam bankacılık sektörü, güçlü mali disiplin, güçlü özel sektör. İşte başarının özeti. Daha önceki dönemlerde, aslında çok fazla rakamlara girmek istemem. Daha önceki dönemlerde bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranı ortalama %7.7 iken AK Parti hükümetleri döneminde 2009 kriz dönemi dahil %3.3 düzeyine geriledi. Şayet küresel krize önceki dönemlerde olduğu gibi yüksek bütçe açıkları ve borç stokuyla yakalansaydık bugün halimiz Yunanistan'dan, İtalya'dan, İspanya'dan çok daha beter olurdu. Bu dönemlerde hazırlanan bütçelerde öncelikli hedef ekonomik ve finansal istikrarın sürdürülebilmesi. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar için yeterli kaynak ayrılmasına özen gösteren bütçelerde mali disiplin ve reel ekonominin güçlendirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınma ve toplum refahı üzerine odaklanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse, tüm çabamız daha yaşanabilir bir ülke. 2012 yılı merkezi yönetim bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Dişli. Madde üzerinde şahıslar adına ilk söz Uşak Milletvekili Sayın İsmail Güneş'e aittir. Buyurun Sayın Güneş. Sayın Güneş yok mu? Hükümet adına geldim Sayın Güneş. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2010 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tasarısının ikinci maddesi hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetimizi ve aziz milletimizi saygılarımla selamlıyorum. Kanun Sultan Süleyman'ın sözleriyle sözlerime başlamak istiyorum. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sıhhatli olmalıyız ki sağlıklı hizmetler verebilelim. Değerli milletvekilleri, ben burada AK Parti hükümetleri döneminde sağlıkta yaşanan politikaları ve gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii burada AK Parti hükümetleri dönemindeki politikalar ve sağlıktaki gelişmeleri bakmak için 2002 yılından önce sağlıkta ne durumda olduğumuza bir bakmamız gerekmektedir. Daha önce SSK hastaneleri, devlet hastaneleri ve kurum hastaneleri adı altında dağınık hastane yapısı mevcuttu. SSK'lılar devlet hastanesine gitmesinin mümkün olmadığı hastanelerin donanım yönünden baktığımızda Doppler ultrasonografi, MR, EMG, EEG'nin olmadığı bir durum vardı. Tahlil yönünden oldukça fakirdi. Örneğin Uşak Devlet Hastanesi gibi bir hastanede tiroid hormonları dahi bakılamıyordu. Bunu baktırmak isteyen hastalar ya İzmir'e gitmek zorundaydı veya parasını verip dışarıda yaptırmak zorundaydı. Yoğun bakım yatak sayısı oldukça yetersizdi. Poliklinik sayısı yetersizdi. Her bir branşta 6-7 tane uzman hekim olmasına karşın sadece 1 veya 2 poliklinik hizmet vermekteydi. Nitelikli oda sayısı çok azdı.
koğuş sisteminden oluşan 6-7 kişilik odalar mevcuttu. Sağlık ocaklarında ise durum, birinci basamaklarda ise oldukça iç acı değildi. Bir sağlık ocağında yine 6-7 tane hekim olmasına karşın sadece bir tane poliklinik hizmeti verilmekteydi. Vatandaşlar sırada beklemekteydi. Ayrıca pratisyen hekim kardeşlerimize de verilen ücret oldukça düşüktü. 112 ambulans hizmetleri yaygın değildi. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın 112 ambulans hizmetlerinden yararlanması için önce mazot parasını vermesi gerekiyordu. AK Parti hükümetleri döneme geldiğinden itibaren AK Parti'de önce sağlığa ayrılan bütçe oldukça arttırıldı. Bütçede sağlıkta değişim ve dönüşüm programı uygulandı. Sayın tüm Akar, kamu hastaneleri birleştirilerek vatandaşların hizmetine sunularak vatandaşlar arasında ayrımcılığa son verildi. Tüm vatandaşlarımız birinci sınıf vatandaş haline getirildi. Hastaneler ekosundan anjiyografisine, Doppler ultrasonundan MR'ına, mamografisinden endoskopisine kadar tıbbi cihazlarla donatıldı. 6839 olan nitelikli yatak sayısı 38272'ye yükseltilerek koğuş tipinden nitelikli oda sistemine geçildi. 869 olan yoğun bakım yatak sayısı 9400'e çıkarıldı. Bundan tabii ki Uşak da nasibini aldı. Daha önce yatak sayısı çok az, yoğun bakım yatak sayısı çok az olan Uşak Devlet Hastanesi 55 tane yoğun bakım yatağına kavuştu. Her hekime bir poliklinik açılarak poliklinik sayısı arttırıldı ve hekim seçme hakkı getirildi. Tıbbi cihazlarla donatılan ameliyathanelerde her türlü ameliyat yapılarak ileri merkezlere sevk önlendi. Laboratuvar sisteminde satın alma yöntemine geçilerek çok ucuz fiyata ve çok fazla tahlil yapılarak aynı gün tahliller verilir hale getirildi. Otomasyon sistemine geçildi. İlk defa Alo 184 sabim hattı kurularak hastalara, vatandaşlara hak arama özgürlüğü tanındı. Acil hizmetlerin kalitesi artırarak acil ve hastane standartları yükseltildi. Acil hizmetleri ücretsiz hale getirildi. Hastanede rehin kalmalarına son verildi. Sosyal devlet olma adına 18 yaş altı tüm çocuklarımız sosyal güvenlik çatısı altına alarak aileler huzura kavuştu. Performans ve ek ödeme sistemi getirilerek personelde verimlilik ve çalışma azmi artırıldı. Çalışanların ekonomik düzeyi yükseltildi. 112 hizmetleri ücretsiz hale getirilerek köylerdeki vatandaşlarımız ilk olarak ambulansla tanıştı. Ve ilk kez 4 uçak, 19 helikopterle ambulans, hava ambulans hizmetleri hükümetlerimiz döneminde verilmeye başlandı. Burada da bir vatandaşımız uçakta dedi ki, bir çocuk sevk edilirken uçak ambulansla, bu uçak ambulans zengin birisi için mi geldi dedi. Dedim ben de, bu dedim normal bir vatandaş için geldi deyince, Allah Allah bunları da mı görecek dedi. Evet, AK Parti hükümetleri döneminde bunları da göreceksiniz, daha fazlasını da göreceksiniz. Tüm yurtta ağız ve diş sağlığı birimleri kurularak diş tedavisine köklü bir çözüm getirildi. Daha nice sayamadığım burada hizmetleri var. Fakat ev ve şurada şunu da söylüyorum ben. Bu güzel hizmetleri bize sağlayan başta başbakanımıza sağlık. Teşekkür ederim Sayın Güneş. Teşekkür ederim Sayın Güneş'im. Sayın Bakan'a söz vereceğim. Siz konuşmanızı yan yana gelerek tamamlarsanız sevinirim. Hükümet adına Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek. Buyurun Sayın Şimşek. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birkaç eleştiriyi cevaplandırmak için buradayım. Değerli arkadaşlar, 2010 yılı kesin hesabını konuşuyoruz. Tabii ki 2010 yılı kesin hesabının bazı rakamları bilmenizde fayda var. Özellikle açık rakamlarını. Biz 2010 yılında yaklaşık 50.2 milyar liralık bir açık öngörmüşüz. Gerçekleşen açık yaklaşık 10 milyar altında olmuş, yani 40.1 milyar. Gayri safi yurt içi hastaya oran olarak biz yaklaşık %5 civarında bir açık öngörmüşüz. Gerçekleşen oran %3.6. Dolayısıyla burada hakikaten bir başarı söz konusudur. Eleştirilerden bir tanesi burada ödenek üstü harcama yapıldığı hususudur. Birkaç kez bu eleştiriye ben cevap verdim.
2010 yılında gerçekten performans çok iyi olunca, ülkemizin de yatırım ihtiyacı çok yüksek olunca, özellikle altyapı yatırımlarına bütçede öngördüğümüzden çok daha fazla kaynak ayırdık. Yaklaşık olarak 14 milyar lira ilave yatırım yaptık kamu olarak 2010 yılında. Aslında bu küresel kriz sonrası dönemde birçok ülkenin hayal ettiği bir durum. Çünkü küresel kriz sonrasında birçok ülke yatırımları azaltmak zorunda kaldı. Hala bakın bugün Avrupa'daki birçok ülkeye baktığınız zaman yatırımlar hala düşürülüyor, artırılmıyor. Ama 2010 yılında gerçekten çok iyi bir performans göstermişiz. İlave yaklaşık 14 milyar liralık ülkemiz eğitime, sağlığa, altyapıya yatırım yapmış. Dolayısıyla burada gerçekten iyi bir performans söz konusu ve Türkiye bu açıdan şanslı. Peki son 9 yılın bütçe performansına ne demeli? Değerli arkadaşlar, son 9 yıllık AK Parti iktidarları döneminde 2009 yılı hariç, ki bu küresel bir kriz yılıdır, hemen hemen bütün ülkelerde, bütçelerde büyük sapmalar olmuştur. Yani 2009 yılını bir kenara bırakırsanız, 9 yıllık dönemde bütün bütçe dengeleri hedeflenenden de daha iyi bir şekilde tutturulmuş. Yani 9 yılın 2009'unu bir kenara bırakırsanız, 8 yılda bütçe açığı hedeflenenin altında gerçekleşmiştir. Peki bizden önceki 9 yılda ne olmuş? Bizden önceki 9 yılda bütçe açığı ortalama hedeflenenin 2 katı olmuş. Bakın, bizim dönemdeki 9 yılda 2009'u bir kenara bırakırsanız hemen hemen her yıl tutturmuşuz. Ama bizden önce böyle bir performans olduğunu söylemek mümkün değil. Bizden önceki 9 yılda bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %7.7. AK Parti hükümetleri döneminde, yani 2003-2011 yıllarında ise bütçe açığı ortalama %3.3. Yine performans ortada. Değerli arkadaşlar, tabii ki eleştirilerden bir tanesi tasarruf oranlarının düştüğü yönündedir. Tasarruf oranları hangi kesimde düşmüş? Şimdi kamuya bakıyorsunuz, kamu sektörüne, devlete bakıyorsunuz. Şimdi devletin 2002 yılında tasarruf açığı gayri safi yurt içi hasılanın %4.8'i. Yani kamu büyük bir açık veriyor, tasarruf açığı veriyor. Peki 2000 geliyoruz bu seneye. Kamunun tasarruf dengesi nasıl? Tasarruf yatırım dengesi. Kamuda bir fazla var. %2.9 civarında bir fazla var. Yani devletin tasarruflarında azalma yok. Tam aksine gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak %7.7, yani gayri safi yurt içi hasılanın bir oranı olarak söyleyeyim, 7.7 puanlık bir artış söz konusudur. Özel sektörün tasarrufları azalmıştır. Doğrudur. Niye azalmıştır? Çünkü enflasyondaki düşüşle birlikte, faizlerdeki düşüşle birlikte krediye erişim artmış. Türkiye ekonomisinde öngörülebilirlik arttığı için, tabii ki istikrar olduğu için vadeler uzamış, krediye erişim artmış. Kredi genişlemesi olmuş ve bundan dolayı da özel sektörün tasarruflarında bir azalma söz konusu. Sadece tüketimden mi? Hayır. Yatırımlarda da çok ciddi bir artış olmuştur. Bakın size yatırımlarla ilgili bir rakam vereyim. 2003 yılında, yani bizim ilk yılımızda toplam yatırımlar 81.8 milyar lira. 2010 yılında kesinleşen rakam olduğu için söylüyorum, tam 223.5 milyar liraya çıkmış. Yani gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak bakalım. Gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak yatırımlar bu dönemde %18'den %22.5'a artmıştır. Dolayısıyla yatırım tasarruf dengesine, cari açığa baktığınız zaman burada özel sektörün tasarruflarında azalma var. Burada yatırımlarda bir artış var. Eğer yatırımlar doğru yere yapıldıysa, ki biz buna inanıyoruz, özel sektör yapıyor bunu. Dolayısıyla burada ileride üretken kapasitenin arttığını
ve bu yönde de Türkiye'ye olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz. Peki değerli arkadaşlar, vergi konusu da sık sık gündeme geliyor. Bakın, sadece basit birkaç rakam vereyim. Geçen de söyledim. 2010 yılı OECD verileri. Türkiye'deki verileri bir kenara bırakıyoruz. OECD diyor ki, Türkiye 34 ülke arasında vergi yükü açısından 26. sırada, yani en düşük vergi yüküne sahip ülkeler arasında 6. sırada. Bunu ben söylemiyorum. Daha yeni rapor çıktı. Peki gelir vergisinde ne olmuş? Vatandaşın geliri üzerinden vergiler artmış mı? Artmamış. 2002 yılında Türkiye'de